Ya gençler, biz böyle köşk köşe oturacak mıyız ya? Hadi gidelim şu kız Taylan'ın Topçuoğlu'nun elinden alalım da biz de rahatlayalım artık be. Ha? Ya dur oğlum, biz de onu düşünüyoruz. Alacağız alacağız da nasıl alacağız? Kim bilir nereye sakladı Topçuoğlu. Abicim siz yine de benim demin söylediklerimi unutmayın, tamam? Öyle hesapsız kitapsız dandun işine, aksiyon işine girmek yok, tamam? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Elektrikler mi gitti? Ama elektrik gitse bu ampuller niye yanıyor? O da doğru. Oğlum. Lan virüs bulaşmış olmasın? He? Bilmiyorum, bakacağız abicim. Ne oldu doktor, çözebildin mi? Yok abicim, olmuyor ya. Sanki biri dışarıdan müdahale ediyor gibi. Siz... Doktor. Ne oluyor oğlum? Abicim sisteme girdiler. Kim bu doktor? Nasıl oluyor bu ya? Bilmiyorum ki abicim. Yani benim hacker arkadaşlarımdan biri diyeceğim ama... Duyuyor lan. Herif bizi duyuyor. Mikrofonu kapatmayı unutursanız herkes duyabilir. Nazmi, bir şeyler yap. Kim bu oğlum? Bir isim istiyorsanız Şahin Göz diyelim. Şahin Göz mü? Sadece seni değil, hepinizi tanıyorum. Oğlum, kim bu lan? Dur bir dakika dur. Topçuoğlu bir hacker falan tutmuş olmasın? Otoparktaki numaramı beğendiniz mi? Ne diyor lan bu herif? Ne oluyor lan? Elektriklerin mucize eseri kesildiğini düşünmediniz değil mi? Lan kafayı yiyeceğim ya. Kim bu oğlum, kim? Nereden tanıyorsun? Topçuoğlu mu tuttu seni? Topçuoğlu'nun adamı olsaydın, Dadaylı'nın Belgrad ormanları yakınlarındaki evinde saklandığınızı ona çoktan söylemiş olurdun. Oğlum herif yerimizi biliyor lan! Nazmi kapat makinaları. Çıkıyoruz buradan. Tanışmamız şerefine size ufak bir hediye vermek istiyorum. Nasıl bir hediye? Topçuoğlu'nun madencilik şirketindeki odasında bir kasa var. İçi 20 milyon lira değerinde külçe altınla dolu. Nazmi yaz yaz. İlgilenmiyoruz da. Size bu kasa gibi daha birçok kasa olduğunu ve her kasayı sorduğunuzda Topçuoğlu ve ortaklarına çok büyük bir darbe vuracağınızı söylesem bile. Serhat ne cevap verin, bir şey söyle. Bilmiyorum oğlum. Düşünüyorum ben de işte, bilmiyorum. Kabul ederseniz kasayı nasıl açacağınızı söylerim. Bir saat sonra geri geleceğim. Hala oradaysanız ilgileniyorsunuz demektir. Gitti, gitti hırt, gitti. Ulan Nazmi, ulan Nazmi, herif günlerdir bizi dinliyormuş. Yaktın lan bizi. Lan bir dursana be oğlum ya, ne yakması lan? Herif tamam bizi dinliyormuş da dinleyerek mi buldu bizim yerimizi? Doğru. Burayı bilen bir Hamido var, bir de Çiğdem var. Hamido hayatta olmadığına göre geriye bir tek Çiğdem kalıyor. E ne yani şimdi bu Şahin Göz dedikleri Çiğdem mi? Abicim bir saniye, bir sakin olun. Bir sakin olun abicim. Şu Şahin Göz'ün bize yazdıklarını bir gözden geçirelim mi abi? Şimdi bir, herif benim sisteme girecek kadar bilgili biri. Orası kesin. İki, Çiğdem olamaz abicim.
Çünkü ben Çiğdem'i tanıdığım kadarıyla bu iş Çiğdem'i aşar. Hadi aşmadı diyelim. Abi Çiğdem niye böyle bir şey yapsın ki? Yani? Üç. Şahin Göz'e seni Topçuoğlu mu tuttu diye yazdığımda Topçuoğlu kim diye sormadı bile abi. Onu da tanıyor belli ki. Kasasının yerini bile biliyor ya. Aynen, bizim yerimizi de biliyor. Ama Topçuoğlu'na söylemediği de kesin. Şimdiye kadar çoktan basmışlardı burayı. O zaman ne yapacağımıza karar vermek için sadece bir saatimiz var abi.